Merhabalar, bugün konuğum duyurduğumuz gibi LDP'nin eski genel başkanı Cem Toker. Şimdi Cem Toker'i daha önce alacaktık aslında ama yani ne zamandır almak istiyorduk, bu zamana denk geldi. Fakat tabii bugün de bizi şaşırtan gelişmeler oldu değil mi? Yani hepimiz şaşırdık sonuçta, bu Gezi davasının karar duruşması vardı. Ve bu duruşmadan çıkacak sonucun böyle olacağını çoğu kişi beklemiyordu. Bütün sanıklar beraat etti. Osman Kavala serbest bırakılıyor. İşte saat 18.30 gibi serbest bırakılacağı söyleniyordu. İşlemler tamamlanıyor bir yandan falan. İşte buna şaşırdık tabii. Fakat ne oldu? Bu kararın ardından AK Parti'den Bülent Turan bir açıklama yaptı. Bülent Turan şunu söyledi. İşte dedi, Gezi bu verilen kararlar delil yetersizliğinden verildi. Dolayısıyla milletin vicdanında bu Gezi sanıkları aslında mahkum olmuştur gibi bir açıklama yaptı. Şimdi Twitter'da Türkiye'de trend olan hashtaglere bakıyorum. Bir tanesi Gezi'yi savunuyoruz. Bir tanesi de Gezi darbesi. Yani böyle iki şey var. Tabii en son gelişmede savcılık davanın savcısı mahkemenin kararına itiraz etti. Yani bu beraat kararına ve Osman Kavala'nın serbest bırakılması kararına itiraz etti. Cem Toker hoş geldin. Hoş bulduk. Osman Kavala'nın çok eski arkadaşısın değil mi? İlkokul, ortaokulu beraber okuduk. Sonra o Robert Kolej'de devam etti. Ben high school'da devam ettim, İngiliz Yani lisesinde. eskiden tanıdığım birisi. Tanıdım. Şimdi şunu soracağım. Sen hep şöyle şeyler yazıyorsun. Twitter'da da çok aktifsin. Ya işte bu Türkiye Muz Cumhuriyeti. Buradan hiçbir şey olmaz. Burada yargı yok falan yazıyorsun. Gençlere de hep diyorsun ki gidin buradan. Ne işiniz var? Kapıkule İpsala. Peki şimdi bu kararın ne diyorsun? Bu Türkiye'de yargının bağımsız olduğunun bir işareti mi? Hayır. Bu siyasi bir karar. Böyle sansasyonel davalar, kamuoyunun gündemine oturmuş davalar, Demirtaş davası olsun, Kavala davası olsun, diğer benzeri davaların hepsi siyasi davalar. Brunson davası olsun, Alman tercüman mıydı Deniz, bilmem kim, onun davası olsun Gazeteci, diyor. Deniz Evet, Yücel. gazetecinin. Dolayısıyla bunun da ben tamamen siyasi bir kararla, yani hukuk böyle işliyor Türkiye'de, böyle veya böyle, konjonktüre göre. Nedir şu anda konjonktür ki böyle bir karar çıkma gereği doğsun? Dış baskı olabilir. Avrupa tabii bu konuya çok önem veriyordu. Avrupa Birliği'nin gündemindeydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nce verilmiş bir karar var. Rusya'yla Suriye İdlib üzerinde papaz olma durumu var. Batı'ya şirin görünme şeysi, işte geçenlerde Wikipedia yasağı kalktı falan. Yani bunlar böyle girişimler olabilir diye düşünüyorum. Çünkü şimdi Türkiye'de hukuk yok dediğim zaman ben demiyorum, ben bunun altını hem yurt dışı kaynaklardan dolduruyorum hem yurt içindeki hukuk liderleri, fikir adamlarının söylemleriyle dolduruyorum senelerdir. İçeriden örnek vereyim çünkü bana AK Parti'yi beğenenler, onu destekleyenler tepki veriyorlar. Mesela Cemil Çiçek 6 sene önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, protokolde ikinci adam, Cumhurbaşkanı vekili o günkü sistemde, diyor ki anayasanın 138. maddesi ölmüştür diyor, yargı bağımsızlığı. Ve ona kimse sormuyor ana muhalefetten, kim öldürdü, yargı bağımsız değilse kime bağlandı, sen meclis olarak, yasama erki olarak buna ne yaptın falan filan. Hiç şey yok. Gelelim şeye, Haşim Kılıç, Anayasa Mahkemesi Başkanı, emeklilik konuşmasında diyor ki en ücra kentte, kasabada bile vatandaş önüne çıkacağız hakim ve savcının siyasi görüşünü bilmektedir. Bu çok tehlikelidir diyor. Yani Cem Toker uydurmuyor Türkiye hukuk devleti değil dediğimiz zaman. Bir de şimdi bunları uluslararası ortamda takip edenlere bir şey vereyim. Dünya Adalet Platformu diye, World Justice Project veya Platform diye bir site var. Onların yayınladığı çok önemli şeyler var. Mesela buradan örnek vereyim. Temel haklar üzerine sıralama yapıyor dünyada. Vatandaşın adalete erişebilmesi, hukuk devleti. Bu endekslerde Türkiye Nijerya'nın falan altında. İran'ın altında, Rusya'nın altında, yani diğer tek adam rejimlerinden de örnekler verecek olursak. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde her yıl Türkiye ya mahkumiyet şampiyonu, başvuru şampiyonu, tazminat şampiyonu. Bunları yan yana koyunca hiç kimse Türkiye'nin bir hukuk devleti,
bağımsız yargı, kuvvetler ayrımı falan filan olduğunu iddia edemez. Gayet somut örnekler bunlar. O zaman bu Gezi kararı da şimdi şeyle mi bağlamak lazım? Yani o çerçevede mi görmek lazım? Öyle yorumlayanlar da var da ondan. Türkiye'nin işte önce bir işte Avrasyacı bir çizgiye oturuyordu Türkiye, Rusya'ya yakınlaşıyordu. O olmadı, tutmadı. Suriye'de ve Libya'da uzlaşılamadı. Rusya ile yine bir batıya yanaşıyor hamlesi mi? İnşallah öyledir. Ben o kadar derin analiz yapamam. Ben ilkeler üzerinden giderim. Avrasyacıymış, NATO'cuymuş, o bu bilmem. Ama hukuk devleti olmayan bir ülkede ne refah gelir ne huzur gelir. Çünkü adalet toplumsal barışın birinci formülüdür. Ha, ben size bir örnek daha vereyim. Daha bugün yayınlandı. Toplumun %45'i yargı adil değil diyor. Böyle bir algı içinde siz nasıl toplumsal, kendiniz örnek verdiniz. Gezi'yi destekleyenlerle Gezi'ye karşı olanlar, bu karara karşı olanlar, toplum böyle ortadan ikiye bölünmüş vaziyette. Her konuda olduğu gibi. Onun için ben hür dünya, batı değerlerini prensip edinmiş, Avrupa Birliği, Kopenhag kriterlerine inanan, hayatım boyunca da bunlardan taviz vermemiş bir siyasetçiyim. Onun için ben seve seve kabul ederim Türkiye'nin yüzü tekrar batı hür dünya değerlerine dönecekse. Bu toplum için mükemmel bir haberdir. Öyle de olsa hayırlı diyorsunuz. Şimdi Can Atalay Gezi davasında yargılanan sanıklardan bir tanesi telefon attığımızda. Can Bey geçmiş olsun. Can Bey merhabalar Can Bey. Evet, duyuyorum, iyi yayınlar. Geçmiş olsun. Umarım geçmiştir. Şimdi onu soracaktım. Savcı karara itiraz etmiş. Ne olabilir şimdi bu noktadan sonra? Yani istinaf başvurusu mu? Olağan bir başvuru gibi gözüküyor. Tahliyeye ilişkin bir itirazı yokmuş gibi gözüküyor. Ama Kavala hala tahliye edilmedi. Verip bakacağız. Göreceğiz yani. O zaman tahliyeye bir itiraz yoksa Osman Kavala birazdan tahliye edilecek. Öyle olması gerekir. Şu ana kadar öyle anlıyoruz. Bir dakika. Alo. Evet, dinliyoruz sizi. Bir dakika. Alo. Evet, dinliyoruz. Şöyle, yani Kavala'ya bir itiraz olmadığı için, Kavala'nın tahliyesine için bir itiraz yok, uyaptı da yok. Yeni Şafak'ın haberini gördüm ben. Orada da yok, Kavala'nın tahliye edilmesi gerekir. Şimdi hocam, durum şu. Bizim açımızdan şaşkınlık verici bir mesele. Çünkü biz aslında böyle bir şey beklemiyorduk, çok mutlu değildik bu meseleyle ilgili olarak. Bu açıdan hayırlı oldu yani. Ama yani ben Rusya salonunda söylediğimi söylemek istiyorum. Karar politiktir, Türkiye'nin siyasi iklimi ya da içine gireceği siyasi iklimle ilgili bir durum söz konusu. Bu siyasi bir karar mı sizce yani? Yani başından bu sonunda politik meseleydi. Evet, hukuk gibi değerlendirme yaptık. Gerekçeli kararını görürüz. Ben diyeceğim bu kadar şu anda. Peki. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Şimdi Can Atalay da geçmiş oldum. Bakalım göreceğiz diyor. Tahliye kararına itiraz yok ama beraatlara itiraz var herhalde. Bir bilgimiz yok diyor. Şimdi ama Can Atalay da dediğiniz gibi, sizin dediğiniz gibi dedi ki bu politik bir karar. Yani işte zaten biz de şaşırdık falan. Kimse böyle. Daha öncesinden de belli politik. Bir kere Türkiye'de yargının bağımsız olmasına Adalet Bakanı, o Hakim Savcılar Kurulu'nun başkan vekili midir nedir müsteşarıyla birlikte orada olduğu müddetçe bir parti genel başkanına bağlıdır adalet mekanizması. Onun içindir ki bazı kararlarda beraat veren hakimler sürülüyor, yerine ediliyor, soruşturma açılıyor. Kavala davasında da hatta tahliye isteyen yargıçları aldılar, değiştirdiler, şunlar bunları yaptılar. Yani bu demokrasinin kılıcı gibi yürütmenin tahakkümü yargının üzerinde sallandığı müddetçe Türkiye'de bağımsız yargıdan falan bahsetmeye imkan yoktur. Daha geçen gün Erdoğan söyledi. Yargıya gerekli bir adamı aldılar içeri. Tahliye edilmişti, geri aldı. Bir subay mıydı, neydi? Yargı kendi söylüyor. Hiç fütursuzca, çekincesi yok ki. Yargıya gerekli talimatı verdik. Onlar da talimatı yerine getirecekler dedi. Ve getirdi yargı. Bu kadar basit. Onun için Türkiye'de bazı şeyler değişmeden önce, mesela adli kolluk kuvveti kurulmadan önce, savcıyla hakimin statüleri birbirinden ayrılmadan önce Türkiye'de yargı bağımsızlığından bahsetmemiz mümkün değil.
Yani hani biraz da umut var ya, belki bir şeyler değişiyor mu, bu da bir işaret fişeği mi, bir şeylerin değiştiğini. Ha, inşallah değişiyordur yani, ama bu şeyden değil. Yani öte yandan da şöyle bir şey mi işte acaba, hani son yapılan anketler şu bu toplumdaki hava iktidarın işte bir miktar oy kaybettiğini gösteriyor. Bu nedenle de acaba yargı üyeleri falan kendilerini biraz daha özgür mü hissediyorlar? Böyle ama bir şey de olabilir mi? Öyle bir şey belki olabilir, özgür hissediyorsa yani bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz mutlaka. Ama ne olur bunun göstergesi mesela? Başka işte Büyükada davası var ayın 19'unda. Büyükada davası var, Demirtaş var. Demirtaş davası. Ahim kararına rağmen içeride tutuluyor. Bunlar tabii sansasyonel davalar. Ama hani taban kayıyor altımdan, böyle karar versin yargı diye şey yaparsa, tabanı buradaki verilen Twitter'da gelen tepkilere bakılırsa AKP silahşörlerinin kalemleri. Peki o zaman şimdi şeye ne diyorsun? AK Parti'den gelen diyor ki, işte AK Parti'den gelen bu delil yetersizliğiyle verildi bu karar. Dolayısıyla aslında milletin vicdanında Gezi mahkum olmuştur diye. Saçmalık, o kendi tabanına. Tamam, ama o zaman bu mahkeme kararından memnun olmadığını mı düşünelim AK Parti? Elinde delilin yoksa adamı niye 2 senedir tutuyorsun bir kere? Sen Roma İmparatorluğu döneminden beri gerisin yargı anlayışında, adalet anlayışında. Bu hani insan kanıtlanana kadar suçsuzdur, değil mi? Bunlar temel ilkelerdir. Veya bir masumu cezalandıracağımıza 100 suçlunun dışarıda kalmasını yeğleriz. Bunlar Roma hukukunun temelleri olmasına rağmen bu hala kamu vicdanında mahkum olmuş. Elimize demek ki delil yok. Nerede bulaydın? 2 seneden fazla tutuyorsun adamı içeride. Şunu soruyorum. Bu da sence o zaman AK Parti'nin bu karardan memnun olmadığını mı gösteriyor? Yoksa kendi belki oy verinin, kendi tabanının içini mi soğutuyor? Ne dersin? Ben ikincisini savunurum. Tabanın içini soğutuyor. Onlara da talimat gitmiştir bazılarına. İşte tepki gelebilir tabandan, onu soğutun dediğin gibi. Böyle şeyler olabilir mutlaka. Peki Abdullah Gül'ün röportajını okudun mu Karar Gazetesi'nde? Tamamını okumadım. Başlıklarını okudum. Şirinlikler bal damlıyor tabii şeyden. Az önce bir tweet attım o konuda da. Hani taçlanan baş akıllanır derler. Ama taç gittikten sonra akıllanmaya başlamış Abdullah Gül. Bunları, bu söylediklerini Cumhurbaşkanlığı döneminde söyleyecekti. Bana MİT yasasını, imzaladığı MİT yasasını anlatsın Abdullah Gül. İnternet yasasını anlatsın Abdullah Gül. Gezi'yi daha bizlerin savunduğumuz şekilde bir sivil direniş olarak, bir hak arama olarak kabul ettim. Gurur duydum Gezi'yle demiş, onu söylemiş. O zamanlarda daha güçlü, o zaman Cumhurbaşkanıydı Abdullah Gül. Çok daha fazlasını yapabilirdi. Her zamanki pasifliğiyle oturdu, durumu ince bekledi, gördü, etti. Ondan sonra müdahale etmedi. Onu takip eden aylarda da MİT ve internet yasalarını tıkır tıkır imzaladı Abdullah Gül. Onun için ben samimiyetine Abdullah Gül'ün inanmakta zorlanıyorum. Peki şimdi anlaşılan tabii bu Babacan'ın yeni partisi de kurulacak. Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurdu. Bunlar sence liberal çizgide partiler mi? Biraz o çizgiye gelmeye çalıştıklarını anlıyoruz. Yani Abdullah Gül de diyor siyasi İslam öldü diyor mesela. Öyle bir şey kullanıyor Abdullah Gül. Siyasi İslam'ın liberalizmle bir alakası yok. Liberalizm bir özgürlük felsefesidir. Vatandaşa özgürlüğünü verirsin, hukuk devletiyle o özgürlükleri korursun. Devlet olarak görevin budur senin. Ama mesela Davutoğlu hiç öyle liberal diye çıkmasın ortaya. Geleneklere bağlı özgürlüklere saygı göstereceğiz dedi daha ilk günden. O işin içine o gelenek, töre, görenek bilmem ne girdiği zaman o özgürlük sulandırılmıştır. Zaman içinde de bunların AK Parti'nin verdiği özgürlüklere benzer. Onun için ben Davutoğlu ve ben bunları bir şey daha söyleyeyim. Millet Babacan'dan, Davutoğlu'ndan, Gül'den medet umuyor. Türkiye İran gibi radikal mollalarla ılımlı mollaların arasına sıkışmış. Üçüncü ne bir sosyal demokrat, ne bir liberal falan filan. Bu şeyde, bu konjonktürde, siyasi ortamda toplumun son derece din ve millet, vatan millet üzerinden o retoriklerle muhafazakarlaştırıldığı günlerde bu üçüncü alternatiflerin çıkması da çok çok zor. 20 sene toplum algı yönetimiyle. Ama sonuçta mesela burada bu yeni parti, yani Davutoğlu olmasa da Babacan'ın partisinin siyasal İslam'ı kullanmayacağını, o çizgide olmayacağını görelim. Programını görmeden yorum yapamam. Hep söylüyorum. Şeyde de AK Parti'nin ilk 2002'de programı bende durur hala. Ben onu getirsem buraya
zannedersiniz ki Hollanda'daki VVD, D66 programı gibi bal damlıyor hepsinden ama iş icraata geldiği zaman, koltuk sallandığı zaman bütün onların rafa kalktığını, uygulanmadığını görüyorsunuz. Onun için ben ve Türkiye'de üzüntü verici şey muhalefetin tamamen yavaş yavaş bu ılımlı İslam'ın veya İslamcıların diyeyim yörüngesine girmesi beni hayretler içinde bırakıyor. İşte iki halk tarafından iki cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Birinde Ekmelettin İhsanoğlu CHP adayı oldu. Meral Akşener direnmeseydi ikincisinde Abdullah Gül CHP'nin adayı olacaktı. Yani inanılır gibi değil bu coğrafyada. Peki, adam çıkmıyor. Bak şimdi seni doğrulayacak bir şey söyleyeyim bir anlamda. Başka bir soruşturma kapsamında Osman Kavala'ya gözaltı kararı verilmiş. Bunu Anadolu Ajansı geçiyor son dakika bilgisi. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı şimdi verilmiş Osman Kavala'ya. Yani Gezi'den serbest bırakacaklar. 15 Temmuz darbe girişiminden gözaltına alacaklar. Oradan da yırtarsa, Osman Kavala'yı FETÖ'den demek ki. Gözünün üstünde kaşın var diye de alır. Bugün şey, o zaman tahliye kararı, beraat kararı veren hakim yurt dışına gitsin bir an evvel. Yani o onun zaman, da başı belaya girecek. Şimdi tabii. O zaman bu yargıda bu kararı, Gezi kararını veren hakimi bir anlamda herhalde o zaman iktidarın hoşuna gitmeyen bir karar verdiğini anlayalım son kertede. Böyle giderse evet, gözaltı kararı. Demek ki tahliye bile etmeyecekler çocuk. Ve evet, içerideki psikolojiyi düşünün. Osman Kavala veya herhangi bir masum bir insanın mahkeme ahim karar veriyor, bırakılmıyorsun. Türk mahkemesi karar veriyor, bırakılmıyorsun. Oradan olmadı buradan. 15 Temmuz'la Osman Kavala'nın alakası ne? Demek ki bunları arkada bekletiyorlar. Savcılar böyle yaparlar bütün dünyada. Yani Amerika'da da pazarlık sisteminde elindekileri yavaş yavaş ortaya koyar da elindeki ne kadar su götürür o ayrı ayrı konu tabii. Peki hiç umut yok mu sence o zaman bu durumda? Bu durumda ben ışığı göremiyorum bir türlü. Işık göremiyorum. Mesela şimdi bu şöyle söyleyeyim, yeni şeyde siyasi denklemde şimdi ittifaklar üzerinden yürüyor ya iş, malum işte 50+1. Belki bir ortak bir cumhurbaşkanı adayı işte CHP'nin, HDP'nin, İYİ Parti'nin, belki bu yeni kurulan partilerin de içinde bulunacağı ittifakı. İşte ortak üzerinde uzlaştığı bir cumhurbaşkanı adayı mesela nasıl bir profil olmalı? Ne olursa işler değişir. Bizim kurucu başkan Besim Tübük geçenlerde Osman Kavala eğer tahliye edilirse, beraat ederse Batı'daki imajımızı düzeltebilecek. Hani ben Osman Kavala'yla aynı siyasi görüşte bir insan değilim ama onun tabii demokratik haklarını, özgürlüğü, her şeyini sonuna kadar savunurum. Hakikaten de Türkiye'yi o anlamda temsil edecek mesela bir aday olabilir. Eğer bunda anlaşabilirlerse muhalefet partileri. Şöyle söyleyeyim, şimdi artık Erdoğan'ı kim indirebilir, seçimde kim yenebilir diye düşündüğünüz zaman bütün devlet kurumları, devlet imkanları yaklaşık yeni parayla 1 trilyon liraya yakın bütçe geliri, vergi geliri bir adamın iki dudağına, bir partinin genel başkanına bağlı. Her şey. Anayasa gereği tarafsız ve bağımsız kalması kurumların her biri artık parti organı. RTÜK parti organı, TRT parti organı, Sayıştay parti organı, Yargı parti organı, aklınıza Merkez Bankası parti organı. Aldık diyor, değiştirdik, bak şeyi, faizleri düşürdük. Yani nereden tutsanız elinizde kalıyor sistem. Onun için hangi baba yiğit Erdoğan'ı sandıkta bu şartlarda karşı çıkıp da bu kaynaklar onun elindeyken koltuğundan indirebilir, sallayabilir. Ben onu büyük bir soru işaretiyle takip ediyorum. Kapıkule İpsala devam mı? Bu tweet'te. Benim çocuğum olsa ben evet onu aynen Kapıkule İpsala. Şeyi nasıl değerlendiriyorsun? Peki bu en son şimdi yeniden birdenbire ortaya çıktı. İşte bu Amerika'daki Rand kuruluşunun Rand'in raporu. İşte orada deniyor ki İşte bu genç subaylar rahatsız bir darbe yapabilir falan filan bir şeyler. Onun üzerine işte İlker Başbuğ'un açıklamaları ve iktidar şimdi şunu söylüyor. İşte Amerika bize karşı bir darbe hazırlıyor. Aman ha, bir darbe olacak. Darbe olur mu birdenbire bu söylem ortaya çıktı. Bir kere Amerika'daki Rand kuruluşunu nasıl görmek lazım?
Yani bu bir karar verici mekanizma mı Amerika'da? Hayır, niye Amerika'da böyle bir rapor yazmış? Amerika'da bir think tank'tir. Ama şeylerin kullandığı... Mesela Rand Corporation'ın bundan yıllarca önce şeyi var. Hilafet gelmeli diyor. Halifeliği savunan raporları da var. Ondan sonra ılımlı İslam projesi yok. Rand'den çıktı bunlar. Ama bugünkü şartlarda şimdi başı sıkışan, anketlerde baş aşağı giden, ekonomik nedenlerden dolayı diğer gerekçelerle her hükümetin bir klişesi vardır. Milli birlik, beraberlik. Bunu asla şeyden duymazsınız, muhalefet partilerinden, ama milli birlik, beraberlik. Onun için de hep şey lazımdır, düşman lazımdır, tehdit lazımdır bu tür kafalara. Bu da öyle bir söyleme benziyor. Yani ben ne 80 darbesi, ne ondan sonraki darbeler, ne 15 Temmuz girişimi, bunların hiçbiri ben geliyorum, geleceğim, raporlarda aman darbe olur falan diye gelmedi. Hiç bekle, öyle darbe ben geliyorum diye geldiğiniz zaman... Niye yazmışlardır böyle bir rapor peki? Spor olsun diye mi? Onu bilemem. Yalnız şunu biliyorum. Amerika'daki bu tür think tanklerle Türkiye'nin lobisini ve think tanklerle ilişkilerini yıllarca her şeyi teslim ettiği gibi bu iktidar cemaate teslim etmişti. Bugün Washington'da iktidarın adamı sadece New Jersey'den arabayla Washington'a gelen benzinci bakkaldır. O kadar basit. Bir de 10 milyonlarca SETA dolar. SETA var ya. SETA'nın koca binası var ya, Washington'da. Binaya bak. Hangi etkinliği var? Hangi gücü var? Yapıyorlar bir şeyler. Bir şeyler yapıyorlar ama eskiden bunlar yokken çok daha şey. Hele cemaate teslim ettiklerinde çok daha güçlüydü orada tabii. Cemaat yokken Washington'da veya Amerika'daki Türk lobisinde, o zaman Türkler Elekta, Nusret Kandemir öncülüğünde falan filan kendi çapında bir şeyler yapmaya çalışıyordu ve başarılı da oluyordu. Dolayısıyla bu tür şeylerle cemaatin ilişkileri güçlü hala. Onu Washington'da kırabildi, hükümet kıramadı bilmiyorum. Ama dediğim gibi AK Parti'nin herhangi bir şeysi yok orada, lobisi yok. O zaman bunu cemaat mi yazdırmıştır? Yazmıştır diyemem. İhtimallerden biridir. Onlarla ilişkileriyle yazabilir. Veya iktidar gücü varsa onlarla görüşüp... Şimdi mesela bir cümle var Trump'ın. Biz bilmiyoruz ki ikili konuşmalarda neler geçiyor. Ya benim başım sıkışık, böyle bir haber de üfleyelim dışarı. Trump mektubunda ne Türkiye diyor? Türkiye yazdırmıştır diyorsun. Bizzat hükümet kendine yazdırmış olabilir. Seçenekleri sayıyorum. Diyorsun. Olabilir diyorum. Mesela şeye geleceğim, Trump'ın mektubunda dedi, Erdoğan'a şunu diyor, bu arada kaynadı gitti o, hani kabadayılık yapma, akıllı ol diye yazdığı mektupta. Orada diyor ki, ben sana geçmişte çok yardım ettim diyor. Mesela bunu hiçbir gazeteci Washington'da veya işte Ankara'da ne Erdoğan'a ne Trump'a hangi konularda yardım ettim? Bunlar bireysel rica mıydı yardım ettiğin, Türkiye ile ilgili ricalar mıydı? Mesela bu konuyu irdeleyen bir gazeteci olmadı. Onun için ikili görüşme, mesela dün çıktı haberlerde Halk Bankası ile ilgili Amerikan Adalet Bakanı'na şeyle görüştükten sonra, Erdoğan'la görüştükten sonra Trump talimat vermiş. Savcıya söyle davayı yumuşatsın Halk Bankası'na karşı falan filan. Şimdi ateş altında Amerikan Adalet Bakanı Barr. Bir de Roger Stone davasına da Trump'ın müdahalesi var galiba cezasını. Evet. Yani bu tür görüşmelerde ne ricalar oluyor, neler yapılıyor, bunları bilemem tabii ama hani ben Türkiye'de yeniden darbe... Ya aslında bizde bu hep vardı ama bu think tank raporlarını fazla ciddiye alma ve Türkiye'de hani şöyle bir şey var ya, bir tanımamaktan da kaynaklanıyor herhalde. Hangi think tank raporu gelirse gelsin hemen o bunu CIA yazdırdı falan gibi böyle bir algı vardır ya, yani bunu zaman zaman işte sol da böyle algılar, sağ da işine gelince böyle algılar falan. Ama her think tank CIA değil yani sonuçta. Herhalde CIA'nin yazdırdığı raporların pek çoğundan haberimiz olmuyordur yani, o iş öyle işliyordur ama Rand mesela şu anki şeye yakın mı? Cumhuriyetçilere yakın bir think tank mi? O işler de öyle yürüyor ya, kimisi cumhuriyetçi. Daha çok Pentagon tarafından finanse edilir. Pentagon'un araştırmalarını yapan, onlara rapor hazırlayan bir kuruluş ama çok farklı görüşte yani konularda da, ne bileyim, sadece stratejik ilişkiler, jeopolitik ilişkiler değil, çok farklı konularda da raporlar yazar ama Savunma Bakanlığı'na
yazar ama Savunma Bakanlığı da Trump'ın yönetiminin bir parçasıdır mutlaka. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bunlar tartışılıyordur, şey yapılıyordur. RAND Corporation'da şey önde gelenlerden bir tanesi, hatta en önde gelenlerden biri olabilir jeopolitik konularda. Peki böyle bir darbe ihtimali var mı sence, yani öyle bir şey? Ben yani bilemem. Yok böyle bir şey nasıl olabilir? Şimdi o kadar komik ki Gezi'ye de darbe girişimi diyorlar. Hani darbe, bizim Besim Tibuk dedi geçen gün şeyde, çok güldüm. Darbe Gezi Parkı'nda mı olur? Hükümet Ankara'da. Hükümeti devirmek istiyorsan Ankara'da bir şey yapılır. Yani genç üniversiteli çocuklar parkta toplanıp ağaçları korumak için orada sivil bir eylem yapıyorlar. Sen geliyorsun buna darbe girişimi. Beşiktaş taraftarlarını yargıladılar. Darbe girişimi, hükümeti devirmek diye. Ama bu hep algıya yönelik ve sindirme operasyonları her zaman. Yani dolayısıyla bu da... Biraz da acaba kendi tabanını konsolide etmeye yönelik mi? Tabii hep işte diyorum ya, hep tehdide ve düşmana muhtaç bir şey. Bir yönetim şekli bunların yaptığı. Otoriter, totaliter yönetimler daima bir tehdit olacak. İşte hep tehdit. Ergenekon tehdit, Kemalist tehdit, cemaat tehdit, Kürtler tehdit. Ermenistan tehdit, Suriye tehdit, beka meselesi, devletim. İmamoğlu bile ülke devletin bekasına tehditti ya. Ama öyle bir toplum var ki, öyle bir seçmen kütlesi var ki bu partinin, ne atsan yiyor önüne. Basın da kontrol ediyor. Aslanlar gibi yediriyor. Ozan Şamiloğlu var izleyicilerimizden. Demiş ki Ozan Şamiloğlu, Kavala'nın beraat kararına AB'den olumlu mesaj gelmişti. Hani bir şeyler düzelecek şimdi. Ay, ekonomi çok kötü, öte yandan dolar tutulamıyor. Şimdi dalga geçer gibi Kavala ile ilgili yeniden gözaltı kararı diyor. AK Parti diyor bunu neden, nasıl göze alıyor? Hakikaten mesela dolar 6 bandını kırdı değil mi? Yani anladığımız kadarıyla o saray sopasıyla dolar altının altında tutuluyordu. O psikolojik şeyi kırdı. Şimdi buradan nereye gidecek bunu göreceğiz. Faizler sopayla tutuluyor. İnsanlar işsizlikten kendini yakıyor ya. Doğru. İnsanlar kendini yakıyor. Bu da çok yani acayip. Bunu herkes söylüyor ama Ecevit hükümeti bir yazar kasa atıldı diye devrilmişti yani. Evet. Millet kendisini, korkunç bir tablo. Neyse. Fakat bu güzel bir soru. Yani İran'da ekonomi nasıl? Çok kötü. Çok kötü. Rejim değişir mi? Yok. Bitti. Ama burada seçim var. Ama seçim her Nijerya'da da var, Zimbabwe'de de var. Aliyev de seçim yaptı geçen gün. Putin de seçim yapıyor. Mübarek her 4 senede bir seçim yapıyordu. 30 sene ekonomisi çok mu iyiydi Mısır'ın? Mısır'da sefalet yok mu? Millet topraktan kazıyor, yiyeceğini çıkarmaya şey yapmaya çalışıyor. Ne oluyor? Dolar artıyor, o oluyor, bu oluyor. Mübarek her seçimi kazanıyor. Onun için dolar 6 olmuş, 7 olmuş, o olmuş, bu olmuş. Eski Türkiye'de kalmış millet. Hani ekonomi kötü giderse biz... Bu adam yapamadı buna oy ve o demokraside olur. Hadi ama elinde gibi. Sonunda bu da bir sandığa gidecek sonuçta bu hükümet, öyle değil mi? Yani ne yapacak? Gitmeyecek mi? Sandığa mı gitmeyecek? Onun o mu olabilir diyorsun? Bana sürpriz gelmez. Sandığa gitmemesi Türkiye. Aa bak çok şaşırdım demem. Nasıl gitmeyecek? Ne yapabilir ki? Ama bahane mi yok? Adam ne diyorlar işte. Ya İmamoğlu beka meselesi dediler. Veya kaybettiler seçimi. Hiçbir şey olmadı ama bir şeyler oldu dediler. Seçim yenilediler. Baklar kaybediyorlar seçimi. Mühürsüz pusula geçersizdir diyor kanun. İlkokul çocuğunu okutsan anlar. Yani bu geçersizdir. Burada bu kırmızı şey yoksa geçersizdir. Adam gitti kanun yaptı. 11 tane yargıçın 10'u geçerlidir dedi. Bahadır Sarıca diyor ki Türkiye bir Mısır değil, yapmayın diyor. Ya onlar hep söylüyorlar. Klişeler tabii. Türkiye Mısır değil. Onu ben de biliyorum Mısır olmadığını. Ama bugünkü rejim demokratik bir rejim değil. Onu kabul ediyor bu Bahadır Bey. Demek ki seçim demek demokrasi demek değilmiş. Bu da bir anekdot. Evet çünkü hani sonuçta 2002'den bu yana sandık ne derse o, sandık ne derse o şeklinde yürüyordu işler. Ama şimdi tamam, verdiğin örnekler şey tabii ki çarpıcı, yani dediğin gibi sandıktan çıkan şeydi ama ona göre yorumlanıyor. Maduro Cüneyt Ülsever'e Cüneyt Özdemir'e ne dedi röportajında biliyor musun? 26 seçim yaptım, hepsini kazandım, bana diktatör diyorlar dedi. Thatcher ne dedi? Referandumlar, diktatörlerin ve birisinin daha, bir şeylerin daha
retoriğidir dedi. Yani devamlı seçim yaparlar. Fakat bak, bir orada şey örnek vereyim burada izleyicilerinize. Evet. Türkiye 2014'te Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptı. 2015'te iki tane genel seçim yaptı. 2017'de bir referandum yaptı. 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptı. 2019'da yerel seçimler yaptı. Türkiye'den dünyada, doğuda batıda, dost düşman, Türk demokrasisi tıkır tıkır işliyor. Mükemmel, işte iyileşti falan diye bir makale benim önüme kimse koyabilir mi? Kıskandıkları için. Ha, tamam, şunun işin esprisi ama bir de şöyle diyor, yani şöyle şu analiz de yapılıyor. Deniyor ki işte bu rejimde seçimlerde küçük manipülasyonlar, aradaki oy farkı az olduğu için, yani şöyle söyleyeyim ya da daha doğrusu AK Parti'nin oyu çok olduğu için zaten çok fazla oy alıyor. Hani böyle %1, %2'lik yapabiliyor, bu manipülasyonları yapabiliyor. Ama mesela birdenbire bir %10'luk oy kaybı yaşasan bunun neresini manipüle edecek diyorlar mesela. İşte referandumlar falan için bu geçer. Aslında referandum falan da %1, %2 ile şey öyle bitiyor tabii. İşte hani mesela buna ne diyorsun? Ya öyle bir oy kaybında ne yapacaklar? Çapkadan tavşan mı çıkaracak? Ben kural olsam, kanun işler ben mi? Olsam kaybedeceğim seçimi yapmam. Ben bunların zihniyetiyle Türkiye'yi yöneten bir adam olsam, böyle bir hırsla koltuğu bırakmam. Ben devletim diyor ya. Ben gidersem devlet yıkılır diye düşünen bir adamsan ben. İtalya, İngiltere, Fransa şahsım toplantı yaptık falan diyen bir adam olsam, ben baktım kaybediyorum, o seçimi yapmam. Bulurum yolunu, yapmam. Ve zaten yani o zaman senin beklenti seçim olmayacağı yönünde mi oy kaybı? Yönünde değil. AK Parti'nin seçim kaybı. Musluklara bakın, parayı basar, enflasyonu arttırır, dağıtır parayı, yine seçimi kazanır. Muhalefeti susturur, sindirir, basını sindirir. Yaptığı gibi yine seçim kazanır. Ya bu ülke olağanüstü hal şartlarında Cumhurbaşkanlığı seçimi yaptı. Olağanüstü hal, bir adam hapisteydi, aday olacaktı. Yani yapar, ne olacak? Peki şimdi şöyle söyleyenler var. Diyorlar ki şimdi bu Osman Kavala kararı şunu gösteriyor. Devlet içerisinde bir çatışma söz konusu. Hani dolayısıyla işte Erdoğan bütün böyle ipleri elinde tutmuş değil. Devlet içinde bir çatışma var. Artık kimse bilmiyorum. Erdoğancı olanlar, Erdoğancı olmayanlar herhalde. Bu bunun baş göstermesi falan diyenler var. Bu analize ne dersin? Bu mümkündür. Çünkü yargıda Fethullahçılar falan ayıklandıktan sonra bir boşluk oluştu. Onun için 25-30 yaşında adamları aldılar, hakim savcı yaptılar. Bunu size avukatlar anlatır. Bazı taşra kasabalarındaki mahkemelerde hakimler soruyormuş avukata ne karar verelim diye, bize anlatılıyor. Veya hatta birisi anlattı geçenlerde, adliyede kapıyı vurmuş, savcının odasını açmış, içeride genç bir adam oturuyor. Lan demiş, savcıyı arıyorum, buyur amca benim demiş, hadi canım demiş, kapatmış çıkmış adam. Yani orada bir boşluk var. Belki üst düzey yargıçları alt aşağıdan tamam, yeni atamalar geldi, dolduruyorlar o şeyleri, kadroları, ama yukarıda bir çekişme olabilir, o mümkündür. Ama o zaman da bu şunu göstermiyor mu bize? Hani o zaman dediğin gibi bu Erdoğan ne yapar ne eder, istemezse seçim yapmaz. Efendime söyleyeyim, ne yapar, ne sandıktan ne isterse onun sonucu çıkartır olmayabilir o zaman. Yani devlette mesela ya bu kadar otoriterleşmesin bu ülke diyen bürokratlar varsa. Tabii şimdi işin şu tarafı da var. Şimdi ben bunları söylüyorum ama şey de denebilir yani. Bu kadın darbe demek istiyor falan da denebilir ertesi. Aynen, ha, onu demeye çalışmıyorum tabii ki yani. Tabii. Bakın. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları kesin mi? Kanunda gayet açık madde olmasına rağmen bile adamlar bir karar veriyorlar. Ve Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğünüz zaman bunu, Anayasa Mahkemesi diyor ki YSK ne karar verdiyse o. Biz ona karışamayız. Anayasa Mahkemesi ülkenin seçim sürecinde verilen antidemokratik kararlara karışamam diyor. YSK nereden geliyor? Yargıtay ve Danıştay üyelerinden geliyor. Onlar kim? Cübbede düğme arayan adamlar, önünü ilikleyenler veya Anayasa Mahkemesi Başkanı şeye girerken resepsiyona hazır ola geçip başıyla AK Parti Genel Başkanı'na selam veriyor. Öyle ama böyle şeyler bir günde de değişiyor. Bunları da gördük bak bu ülkede. Bir günde yani. Nasıl değişecek? Yani ama
Benim derdim demokratik yoldan bunlar değişecek mi? Veya bu demokratik kültür yerleşecek mi? Tabii anlatabiliyor ki, muyum? Evet. Bu o bir günde değişmeyecek. Haşim Kılıç'ın dediği taşradaki adam önüne çıktığı hakimin siyasi görüşünü biliyor kavramı değişmiyor. Ama biz bugünlere o kadar şeyden geldik ki kötü tecrübelerden ve duyarsızlıktan geldik ki. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yolsuzluklar gözden kaçırıldı, tepki verilmedi, deniz feneriyle başladı. Almanya dedi ki 100 yılın dolandırıcılığı, burada iddianameyi yazan savcıyı içeri aldılar. Doğru, Araman, her şey gezi şeyle başladı, deniz feneriyle başladı. Siemens doğru. dedi ki ben dedi Türkiye'de 57 milyon euro mu ne şey verdim, rüşvet verdim dedi. Enerji Bakanı Hilmi Güler soruşturma izni vermedi. Bunlar hep sineye çekiyor. Bunlar hep üst üste. Aa bu adamlar bir bak bugün belediyelerde çıkan yolsuzluklar. 1 liralık şeye 1000 lira verdikleri her birisi ortaya çıkıyor. Bunlar nasıl oldu? Öyle bir algı oldu ki bu toplumda şeyde AK Parti iktidarında bana kimse dokunamaz. Yargı da dokunamaz. Adam kendi dedi. O nedir o Ensari Galipoğlu mu ne? Galip Ensarioğlu. Galip Ensarioğlu. Onu CNN'de sen orada çalıştığın zaman sözü var ya. Yasama bizde, yürütme bizde, yargı bizde, her şey bizde dedi. Tık yok toplumdan. Şirin Payzın program yapıyor, oraya dizmiş saksı gibi hepsini. Efendim, yargı cemaatin kontrolünde mi, iktidarın kontrolünde mi, Kemalistlerin kontrolünde mi? Ha, yargı bu ya. Batı'daki en kutsal meslek. Berlin'de hakimler var diyor adam Alman şeyine, imparatoruna karşı. Karaçi'de bile hakimler var. Seul'de hakimler var. Tel Aviv'de, Kudüs'te hakimler var. Atina'da hakimler var. Ankara'da böyle bir laf yok. Bunların hepsi eski başkan. Sudan'da, Hartum'da hakimler var. Adamı kafese koydular, yargılıyor. Bizde bakan izin vermedi. Mercedes gitti FBI'ya dedi ki şu 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 ülkelerde rüşvet verdi. Mısır bile soruşturma açtı. Ukrayna soruşturma açtı. Türkiye'de tık yok. Üstü kapandı. Onun için bugünlere biz bir günü o şey referandumu 12 Eylül 2010 referandumu. Nasıl bir öyle bir referandum mu olur? Yargı tamam kabul ediyorum. AK Partiler diyor ki aman geçmişte sanki yargı bağımsız. Doğru yoktu. Ama hiçbir zaman yürütmeye bu kadar bağlı değildi yargı. Anlatabiliyor muyum? Böyle cümleler kullanılmazdı. 138. madde öldü. Vatandaş hakimin siyasi görüşünü biliyor falan filan. Onlar çok yanlış hatalar zinciriyle buralar. Bu arada eski Cumhuriyet Savcılarından Ömer Faruk Emineoğlu bizim arkadaşımız Deutsche Welle Türkçe'den Hilal Köylü'ye konuşmuş. Doğru bir şey söylemiş. Diyor ki Kavala diyor cezaevindeyken 15 Temmuz soruşturması neden yapıldı? Neden yapılmadı? Neden beklendi diyor. Hukukun bu sopa gibi yapması doğru. Adam zaten içeride aynı anda gördük biz bunu pek çok soruşturma yürütülebilir. Yani çok kör göze parmak bu artık. Göstere göstere umurlarında yani. Umurlarında değil. Umurlarında değil. Ve yanlarına yani tepki, dünyadan da tepki sınırlı. Mesela Avrupa'nın tepkisi. Mülteciler nedeniyle. Adam ne diyor? Açarım şeyi diyor kapıları. Salarım üstüne 5 milyon Suriyeli diyor. Avrupa'nın en büyük korkusu o. Yalnız Erkan Şen, Cem Bey bahsettiğin sakin mesajlar her zaman vardı. Kimi denesek aynı sonucu alıyoruz diyor. Halil Dadelen. Türkiye Cumhuriyet Demokrasi baştan beri böyle diyor. Ben katılmıyorum ya. Bu kadar da böyle, bu kadar da değil yani. Ha benim ben katılmıyorum. Yani öne peki ya burada biraz iç ferahlatma oluyor. Aa hep böyleydi. Hep, ha, böyle. Hep böyleydi. Bir de hep böyleydi denince dönüp 1930 bilmem kaçla karşılaştırılıyor falan. Yani şimdi 1930'la 1940'la evet. Anlamsız yani. İkinci Dünya Savaşı zamanı falan bütün ülkelerde diktatörler iktidarda falan. Şimdi tutup da 40'la sen 2020'yi kaçta o zaman da böyleydi. Bu biraz hep böyleydi. Böyle olmaz karşılaştırma. Yani. Öyle saçmalık olur mu? Yani evet. Yani. Evet şimdi avukat Turgut Kazan da şey göstermiş, tepki göstermiş. Hukukun zerresi yok diyor falan. Şimdi tepkiler arka arkaya geliyor. Fakat şimdi şunu soracağım. Yani bu tepkilerin yani bu akşam olanın işte önce Gezi davasında bir karar verildi. Bu bir umut yeşertti. Acaba işte Türkiye hani niye demokrasiye mi dönüyor falan filan bunlar konuşulurken. Şimdi yeniden bu böyle bir tutuklama kararı falan. Şimdi bunun ekonomi etkisi ne olur ne bekliyorsun? Yarın öbür gün vesaire. Adalet ekmektir. İş aştır. Yani ben bunu
kaç senedir söylemeye çalışıyorum. Hukuk olmayan yere, adalet olmayan yere sermaye gelmez, beyin gücü gelmez, kaçar, para kaçar. Bugün bu kararların, bu saydığımız bütün hukuk devleti ihlallerinin faturasını zaten işte elektrik faturasında ödüyoruz, benzin faturasında ödüyoruz, cüzdanda ödüyoruz. Yani bunun maliyetini Türk milleti bunu anlayacak eninde sonunda. Bu hukuksuzluğun, adaletsizlik duygusunun faturası, bak şirketler kapatıyor gidiyor, iflaslar geliyor, para gelmiyor. Bu aynen şuna benziyor. Yani siz başı bozuk, kötü yönetmeliği olmayan bir bankaya para yatırmazsınız. Bu kadar basit. Cebinizdeki paranızı götürüp öyle bir bankaya yatırmayacağınız gibi, bak otomobil fabrikası gelecekti, gelmiyor. Geçmişte de gelmedi. Yani bu iktidar döneminde ben size burada Fiesta gelmedi, Hyundai gelmedi, Peugeot gelmedi, Çinlilerin Cherry'si gelmedi, Polonya'ya gitti, Slovakya'ya gitti, İspanya'ya gitti, Çek Cumhuriyeti'ne gitti, Romanya'ya gitti. Türkiye'yi finale bırakmışlardı bunlar. Bunların her biri 1 milyar euroluk yatırımdı, istihdam alanıydı. Bugün işsizlik, fakirlik, sefalet, yüksek vergi varsa bunların tamamı hukuksuzluktan dolayı şey yapılıyor, bunun faturasını, bu nedenle ödüyoruz biz. Yani, ve şey, elektrik faturası partizanlık tanımıyor. Herkesin evine aynı. Doğalgaz faturası AK Partili, CHP'li diye ayrı ayrı gitmiyor. Onun için AK Parti tabanı da bunu anladı. Ben onun için her yerde bunu vurgulamaya çalışıyorum ki birkaç kişi de hani dank etsin de bir zihniyet değişsin. Şey, tabii şöyle bir şey var. İşte bu söylemler orada çalışıyor olabilir. Yani işte darbe olacak. Birisi bizim altımızı kazıyor. Türkiye iyi gittiği için, biz Türkiye'nin bağımsızlığı için mücadele ettiğimiz için altımızı kazıyorlar. Arkamızdan iş çeviriyorlar. Ondan ekonomide böyle tökezliyoruz söylemini kullanıyor iktidar, değil mi? Bunu böyle gör, bunu böyle çalıştırmaya çalışıyor. Şimdi belki seçmenin bir kısmında çalışıyor olabilir. Ben de şunu soruyorum. Niye? Niye yapsınlar? Sen dünyanın imrendiği bir coğrafyadasın. Hakikaten 3 kıta arasındasın. Efendim, dünya yeniden dağılsa bu coğrafyayı almak akıllılıktır. Etrafın doğalgaz, petrol, enerji havzaları. Ama sen bundan dışlanıyorsun. Etrafında inanılmaz bir zenginlik var. Avrupa Birliği ve zenginliği var. Kriterleri var. Orta Doğu'nun parası var. Ama sen dünyadaki yatırımın %1'ini bile çekemiyorsun. Niye? Niye Yunanistan senden daha ucuza borç para buluyor? İflas eden Yunanistan'ın bugün borçlanması Türkiye'nin 1/3 maliyette. Bunları niye anlamıyorlar, onu anlamıyorum ben. Peki sen iktidarda olsan ne yaparsın? Hangi konuda? Demin saydıklarım ya. Yani bir kere birincisi hukuk devleti. Yani toplumun vicdanını rahatlatacak, adalet duygusunu, bir örnek vereyim. Avrupa'da iki araba çarpıştığı zaman mahkemede görüşürüz diyorlar. Burada Allah'ından bul, Allah belanı versin diyor, gidiyor adam. Ya da yumruk yumruğa giriyorlar. Bu en güzel örnek. Allah kimseyi burada mahkemelere şeye düşürmesin. Bana kalabalığın içinde birisi saydırsa, ana avrat saydırsa, bir de yumruk atsa üstüne, ben onu 1000 tane de tanığım olsa orada, ben o adamın siyasi bağlantılarını bilmeden ben o adama gidip şikayetçi olmam. Peki yalnız şunu da çok yazıyorlar ki haklılar. Sen günün sonunda bir siyasetçisin yani. Şu anda LDP'nin başında olmasan da falan konuşuyorsun, ediyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun falan. Şimdi bir kere bu bir multikulti sormuş. Diyor ki o zaman diyor, madem öyle kardeşim, LDP niye tabela partisi olarak duruyor? Ciddi bir kadro oluşturun. Alternatif olarak ortaya çıkın. Brüksel'den Kenan da sormuş. LDP'nin diyor bu durumu ne diyor? O zaman LDP'nin de kendini daha iyi anlatmak gibi bir derdi yok mu? Bu da bir sorumluluk. Şimdi hep şikayet ediyor gibi oluyorsun. Şikayet ediyor gibi. Biz alternatiflerini de sunuyoruz bunların. Ama Türkiye'de liberal dendiği anda zaten bir... Şimdi az önce Tünel Meydanı'nda liseli bir çocuk beni tanıdı, geldi, fotoğraf çektirdi, partiye gelmek istiyorum dedi. Genç nesil çok ilgili. Üniversiteleri, bizim toplantıya gelseniz yaş ortalamamız 25-30'dur en fazla. Salon tıklım tıklım dolduğu zaman. Dolayısıyla fakat o kadar zor ki bu şartlarda şey yapmak. Yani dışarıdan
saymak kolay, akıl vermek çok kolay. Mesela ben 2015 seçimlerinde bir girişimde bulundum. Dedim ki LDP olsun, başka bir parti olsun. Farklı siyasi görüşlerden ama ortak paydası demokrasi, haklar ve özgürlükler ve hukuk devleti olan toplum liderleri bir yerde, bir partide bir araya gelsinler ve şey olsunlar, aday olsunlar. Bazı küçük partilerden daha çok bu isimlerin oyu var diye. Ha, egolar devreye girdi. O varsa ben yokum. Ben onunla aynı şeyde olmam. Yani bunlar gazeteciler vardı, sanatçılar vardı, akademisyenler vardı. Hı. Onlar bilirler kendilerini. İş adamları vardı. Her birini gittim. Ya bir otobüste toplanalım. Sizin isimlerinizin toplamı belki %10'u geçer. Bu köprüyü geçelim, meclisin önüne park edelim. Ondan sonra inin, bağımsız kalın, A partisine girin, B partisine. Ama yeter ki mecliste şu matematiği, aritmetiği bir değiştirelim. Yani oradan akıl verenler hakikaten Türk insanının, fikir liderlerinin egolarını önce o girsin. O varsa ben yokum. Yok ben bunu tabanıma anlatamam. Şuydu buydu, bunları beceremedik. Bir de küçük parti, bu coğrafyada liberal, tövbe bir daha ben hani zamanı 25 sene geriye sarsam gelip de ben bu topluma hak, hukuk, özgürlük, hukuk devleti, birey olmak, şahıs olmak falan filan. Bir kere hayatım var benim, bunun üçte birini ben bu işe verdim. Karşılığında havamı aldım bir kere. Bu coğrafyada domuz eti satsan daha başarılı olursun. Düşün diyorsun. Liberalizmi yani. Anlatıp hani oy çıkıyor. Niye olmuyor, niye olmuyor? Ya aslında şöyle oldu. AK Parti'nin ilk işte ortaya çıkışı, orada liberallerin desteği ya da liberal bilinen, kendilerine liberal diyen isimlerin desteği. Koşulsuz desteği herhalde biraz zaten kuşkuyla bakılan liberalizmin ne diyelim, leke sürdü mü diyelim ismine ya da algıları mı zedeledi diyelim bununla ilgili. Şimdi işin kötü tarafı, adam diyor ki beni Obama aldatmış, efendim cemaat aldatmış, PKK, Kürtler aldatmış, o aldatmış, bu aldatmış. Fakat Erdoğan da liberal, kendine liberal diyenleri kötü aldatmış. Bir de Avrupa Birliği'ni çok güzel aldattı. Hı hı. 2002'de Avrupalılar kendilerinden geçiyor. Ben görüşüyorum liberal gruptan, işte milletvekilleri geliyor gidiyor biz Brüksel. Aa reformist, demokrat. Bak Milli Güvenlik Genel Sekreteri sivil oldu. Aman tanrım. Ben özgürlüğü damarlarımda hissediyorum o gece. Ben de onlara diyorum ya bu adam 50 yaşına kadar özgürlüğü, demokrasiyi olumlu bir şekilde ağzına almamış bir adam ve onun çevresindeki kalabalık bir gecede nasıl değişir, buna nasıl inanırsınız? Sonra ne dediler? Liberalleri kullandık, attık dediler. Avrupa'yı da aldattık dediler. Gerçi şey oldu, Almanya'da da biliyorsun FDP, Liberal Parti, AFP ile yani faşistlerle en son işbirliği yaptı. Yerel mı? Seçimi kazanmak için bayağı da tartışma oldu. Ama. Genel seçim mi? Yerel bir yerde yapmışlardır onu bir. Eyalette yapmış olabilir. Ama bayağı kıyametler koptu yani. Eminim kopmuş. Dikkat ederseniz dünyanın bir iki ülkesi dışında, hı hı, liberallerin böyle gümbür gümbür ezici çoğunlukla iktidara geldiği falan yok. Onlar hep muhafaza... Niye öyle? Çünkü iki ana akım var siyasette. İkisi de buraya hitap ediyor. Hı. Biri milliyetçi muhafazakarlar ve dinci muhafazakarlar, işte vatan, millet, Sakarya, din, aile, Allah, kitap, Kur'an, ekmek. Öbür tarafta da sosyal demokratlar var, iki ana akım. O da kalbe hitap ediyor. Hakça paylaşım, eşitlik, bilmem ne falan, bunlar çok güzel. Ve herkesin üst kimliği orada. Ondan sonra siyasi alt kimliğe gelince, işte bilhassa Kuzey Avrupa'da ikisinin arasındaki denge unsuru olan liberaller var. Ama liberaller hiçbir zaman kitlelerin desteğini alıp da işte Kanada'da adam Trudeau, o da tökezledi biraz. Hollanda'da ara sıra ortaya çıkıyor. Almanya'da hep şeyde koalisyon ortağı ama hiçbir zaman tek başına iktidar değil. Bunu da Kuzey Avrupa'da görüyorsunuz. Böyle butik bir şeyiz mi diyorsunuz? Biz butik ideoloji. Liberalizmin nimetini en çok yiyenler liberalizmin ilkelerine karşı çıkıyorlar. Herkes bunu açar mısın? Başı sıkıştığı zaman efendim? Açar mısın? Tabii yani? Açarım. Yani kimse benim özgürlüğümü al diye oy kullanmıyor. Liberalleri. Kimse beni haksız yere al, hapse at, yargıla, bunu da demiyor. Liberaller bütün dünyada, Japonya'dan Kanada'ya kadar liberaller ne savunuyorsa Türkiye'de biz de onu savunuyoruz. Adam diyor ki sokakta buradan çevireyim, şeyden buradan Taksim'e kadar yürüyelim.
1000 kişiye soralım. Ah Kanada, ah Hollanda, ah Almanya. Lan aynı şeyi yemeği biz koyuyoruz burada senin önüne. Diyor ben bunu yemem. Ben de öyle bir noktaya geldim zıkkımın kökünü ye. Yani bu kadar basit benim için. Ya bir de şeyi soranlar da diyorlar ki LDP'nin genel başkanı nerede kardeşim? Eski genel başkansın sen. Hatta evet. Bir izleyicimiz demiş ki acaba diyor iki dönem kuralı falan vardı. Cem Bey ona takıldı da bir dönem böyle dışarıdan. Ha, yok, Gültekin yok. Bey sizin partinin genel. Nerede parti Gültekin Bey nerede? Gültekin Bey parti kurucusudur. Hayatı boyunca Sakarya'da yaşamıştır. Partinin programını, tüzüğünü benden çok çok daha iyi bilir. Ancak 2015'te, 99-2015 arası, izleyicileriniz bilsin bunu da, her seçime, yerel ve genel her seçime sokulan, 2015 dahil, Kasım 2015, LDP'ye 2016 Ocağı'nda bir yazı geldi. Bundan sonra seçimlere giremezsiniz diye. Dedik ki bizim teşkilat yapımız değişmedi belli. Kanun değişmedi. Neden? Efendim artık farklı yorumluyoruz yasayı. Bak bir örnek daha vereyim. 24 Haziran öncesi. Hüdapar da sokulmuyor seçimlere, biz de sokulmuyoruz. İkimiz de aynı gün YSK'ya gittik, dilekçe, itiraz dilekçesi verdik. YSK ikisini değerlendirdi. Hüdapar'ı o akşam, o gün karar verdiler 5'te. Bunu irdeleyebilirsiniz. Girebilir diye bizi sokmadılar. O akşam Hüdapar Genel Başkanı saraya gitti. El sıkıştılar, sizi destekliyoruz diye. Bu da bir unsur. Şimdi Gültekin Tırbanç'ın teşkilatı bir araya getirip onlarla uğraşıyor. Hani ben bir nevi parti sözcüsü gibi 12 senem genel başkan olarak daha hani ön plana düştüğüm için bu görevi arkadaşlar bana veriyorlar. Benim resmi bir görevim yok partide. Ama Gültekin Tırpancı da buraya otursa, LDP'nin parti programını, liberalizmin temel ilkelerini benden çok daha iyi anlatabilecek yetenekte. Ama şeyde yaşıyor işte, Sakarya'da yaşıyor. Gelip ne yapsın diyorsun adamcağız. Peki evet. Kemran Bey diyor ki bir izleyicimiz, demokrasi yoksa diyor LDP niye kapısına kilit vurmuyor? Vurun gidin o zaman, yok ama olmaz. Şimdi şey, bir sonraki nesle ben sadece bu fırsatları değerlendiriyorum. Ve üniversitelerdeki konferanslara gidiyorum. Demin doğru dediğim diyorsun. Gibi. Gençlik, yani bir anket yapılsa gençlik içinde meclis dışı partiler arasında herhalde en çok destek gören parti biz olabiliriz. Yani benden sonraki nesil, bende ümit yok. Ama benden sonraki bu genç nesil, üniversite gençliği falan hiç olmazsa desin bu ikisinin arasında. Dünyadaki şey ne diyorsun peki solun yükselişinde işte Bernie Sanders. Sol nerede yükseliyor? İşte mesela aslında Bernie Sanders bu da çok söyleniyor. Aslında romantizm yapıyorsunuz. Hayır şunu diyeceğim. Bernie Sanders aslında tabii normalde Amerika standartlarında o sosyalist komünist Bernie deniyor ama aslında Avrupa standartlarında neredeyse sosyal liberal belki. Ama neyse yani sosyalist deniyor Bernie'ye. Bernie'nin yükselişi var. Falan öbür tarafta işte Avrupa'da falan ne diyorsun ya yani öyle var mı öyle bir sol yükseliş falan Marksizmin yeniden doğuşu ben öyle bir şey pek görmüyorum hani Avrupa'da nerede yükseliyor yani İngiltere'de kim kazandı son seçimi Brexit'çiler silindi gitti şeyde Amerika'daki seçimi Trump yine alacak Hollanda'da liberaller iktidarda Almanya'da solun pek esamesi okunduğunu zannetmiyorum. Merkel'in partisi yıllardır iktidarda. Türkiye'de yine öyle. Yani ben öyle bir şey görmüyorum. Solun sesi mi daha yüksek acaba çıkıyor? Yani belki basın yayın araçlarında mı daha çok yer buluyor? Daha mı çok konuşuyor solda o yüzden acaba? Yok, basın ağırlıklı olarak sol görüşlü olduğu için oradan daha fazla sesi çıkıyor solun gibi görünüyor ama ortada ben öyle bir şey, mesela Trump'ın liderliğinde, Trump sevin sevmeyin, tamam adam guguk kuşu ama şeyine bakacak olursanız, ekonomik verilere, yaptıklarına, Amerika'da ekonomiden şikayetçi kimse yok. Evet, zaten mesele o diyor, herhalde yani, o da ona güveniyor. Rakamlar, rekorlar kırıyor. Alman bütçesi kaç, 13 milyar mı? Euro fazla veriyor. Evet. İngiltere'de işler fena değil. Avrupa'da işsizlik diye bir sorun yok, enflasyon diye bir sorun yok. Dolayısıyla hani solun kendisine bir bakması lazım. Sol liberal diye de bir şeye ben inanmıyorum. Neden? Çünkü Marksizm yıkıldıktan sonra, duvara tosladıktan sonra Sovyetler, Movyetler tecrübeleriyle ortada bir sürü mahcup Marksist kaldı. Nereye sığınacaklar lan biz?
Yıllarca bunu savunduk ölümüne, geldik duvara tosladık. Ne yapalım? E bak burada da özgürlük falan geçiyor. Hukuk devleti, adalet, madalet. Aa ne güzel. Yani liberalin sağına soluna, yok muhafazakar liberal. Fakat ama şöyle, Akyol veya oğlu falan. Sosyal, tabi iyidir ya. Sosyal liberal için yani şimdi mesela biraz daha işte haklar, özgürlükler vesaire konusu daha açık ama biraz daha kontrollü bir piyasa ekonomisi olamaz mı? Öte yandan Amerika'daki sonu de çok acıklı yani çok acımasız. O da sıfır sağlık kavurucu, bir başınasın yani. İşte sıfır emeklilik kavurucu, yaşlandın bir başınasın. Yani biraz çok öyle acımasız ben, değil mi? Ben size bir şey söyleyeyim. 25 sene Amerika'da yaşadım ben. SSK benzeri primi de verdim. Amerikan kültüründe ben kaç yaşında emekli olacağım şeyini bilmez kimse. Yok öyle ve bir şey. Ve ben 25 sene için, hayır, şöyle bir anket yapmışlar. Senin emekliliğinden, geleceğinden, çocuğunun sağlığından, eğitiminden, cartından, cürtünden, sosyal güvenlerinden kim sorumludur? %90 küsur Amerika'da. Ben sorumluyum, kim olacak diyor. Bu kültür yerleşmiş. 25 sene ben gazete okuyan adamım. Benim 20 yaşımda Arizona gazetesinde yazılarım çıkıyordu İngilizce. Bir gün bir emekliden ah yandık, açız, öldük, maaş yetmiyor, zam az geldi. Adam 2 sene önce 0 zam yaptı emeklilere ve devlet memurlarına. Enflasyon yok dedi. Ben bunu kimseden duymadım. Ve şeye emekli işe girdiğiniz ilk gün 18 yaşında neyse yaşınız size bir broşür veriyorlar. Zannediyorum Amerika'daki şeyin Social Security'nin sitesinde duruyor. O broşürü hiç unutmuyorum. Ben de 20 yaşındaydım. Diyor ki sen diyor 62 veya 65 yaşında emekli olacaksın. Önünde diyor 45 sene zaman var. Sana bir maaş bağlanacak emekli olduğun zaman. Ama bu maaş çalışırken sürdürdüğün yaşam standardını sürdür diye sana verilmeyecek diyor. Dolayısıyla önünde yıllar var. Yatırımını, birikimini, cartını, cürtünü yap. Devlete güvenme. 18 yaşında bu adam bu zihniyette şey olduğu için hiç ben duymuyorum. Aa benim maaşım yetmiyor, devlet az veriyor, şunu veriyor. Sağlık tamam. Sağlıkta bir sorun var. Evet, hem çok ama pahalı ama sağlık hem çözümü çok şey zor yok. Bir konu. Evet, zor. Çünkü çok yatırımı çok pahalı. Bir ilacın piyasaya sürülmesi milyarlarca dolar. Evet ama işte devlet de ne yani buna harcasın. Neye harcayacak zaten başka? Yani öyle değil mi? O çok çok acımasız. İşte özel bireyde sigortalar vasıtasıyla sürdürmeye çalışıyorlar. Ama sağlık yatırımları çok pahalı ama inanılmaz pahalı. Yani doğru, doğru. Saçma sapan pahalı. İnsanlar böyle sağlık sigortasını ödemek için çalışır hale geliyor. Bu bir seçenek meselesi. Yani vergi verip ya öyle olamaz mı? Onu demek istiyorum. Ya biraz daha kontrollü olabilir ama yine bedava insan değil. Yani bugün ya Avrupa gibi yüksek vergi verip iyi sağlık hizmeti alacaksın. Hem düşük vergi vereyim hem iyi sağlık hizmeti yok dünyada. Bugün Almanya'dan gelenlerle konuşun bakalım nasıl. Evet. Prim veriyorlar, SSK primi, nasıl vergi veriyorlar Avrupa'nın sosyal, liberal dediğiniz ülkelerinde. Öbür zihniyette, okyanusun öbür tarafında şeyde, Kanada da Avrupa'ya benziyor, daha evet sosyal şey yapıyor. Adam diyor ki vergimi vereyim, dert etmeyeyim. Ya bu ya o ya o vergi. Zihniyette diyor ki Amerika'daki, benim param bende kalsın, sen beni dert etme, ben kendi başımın çaresine bakarım. Kaldırımda da ölmek istiyorsam ölürüm kardeşim. Evet. Efe Yamaç Yarbaşı diyor ki Amerika'da durum Cem Bey'in dediğine yakın ama son yıllarda sağlık sistemi iyice çılgınlığa bağladı. Sigortalar, ilaç firmaları, hastaneler devleti soyma düzeni içinde diyor. Evet var yani oranın da kendi içerisinde şeysi var değil mi? Şimdi Obamacare'den sonra soygun başladı tabii. Öyle mi oldu? E tabii. Onun üzerine artmaya başladı. Aa havuzda para var hadi tırtıklayalım. Ben size bir şey daha söyleyeyim burada Amerika'dan takip edenler varsa. Amerika'da devlet hastanesi yoktur. VA hastanesi vardır, şeydir o da. Gaziler için, hı hı, ordudan ayrılanlar. Veterans. Efendim? Veterans. VA, Veterans Administration. Hı hı. Öbürleri özel hastanedir. Kimisi işte kiliseyle çalışır, hayır dernekleri. Bakın, hangi hastaneye girerseniz girin. Sizi sigortan yoksa ben almıyorum. Veya paranı, faturayı ödeyemedin, seni rehin alıyorum, bırakmıyorum diye bir şey asla ve asla yoktur. Suçtur. Ben orada kalp krizi geçireceğim. Hastaneye gireceğim, adama diyecek ki sigortan var mı? Yok. O zaman
5 milyon, hı, 10 milyon dolar tazminat alacak. Ne oluyor? Buyurun. Hayır, diyorsun ki beni alacaksın, bana bakacaksın, hı, faturayı gönderirsin sonra. Ödeyemezsem mahkemeye verirsin beni. Hı. Ama hiçbir hastane, burada uyduruyorsam düzeltsinler Amerika'dan izleyenler beni. Kaldırımda kimse ölmez. Fatura gelir, ha sonra iflas edersin. Bireysel iflas vardır. Böyle ansiklopedi gibi fatura gelir sana bir şeyde. Ben bunu ödeyemiyorum, kusura bakmayın dersin. İşte onların faturasını da öbürleri ödediği için, sigortada, hmm, ödediği için sağlık hizmeti pahalı gibi görünüyor. Doğrudur. Peki bir soru, Hakan Bey soruyor. Mülteci sorunu, Suriye sorunu hakkında ne düşündüğünüzü soruyor. O, yani ilk düğme yanlış iliklendi. Düğmeleri de geri çözüp yeniden doğru iliklemeye artık imkan yok. Yangına benzini döktük. Bir sürü insan Türkiye'de dökme dediler. O da Davutoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı. Davutoğlu'nun Türkiye'ye hediyesidir bu. Aldatıldı. Batılılar dedi ki 100 bini al, çizgi burada. Esad 3 hafta sonra gidiyor. Bu da Clinton'a falan inandı. Belki Erdoğan da inandırdı. Ondan sonra kucak açtı, gel kim olursan gel gel. Aa 100 bin, 500 bin, 1 milyon gel falan. O sırada İsrail ne dedi biliyor musunuz? Bizimler uyudu. Davutoğlu tabii uçuyor o zaman yeni Osmanlı ayağına. Bildiğimiz şeytanı bilmediğimiz şeytana tercih ederiz dedi. Bildiği şeytan Esad. Bilmediği şeytan Esad giderse yerine gelecek ciğer, kalp yiyen, kelle kesen adamlar. O gün Türk yönetiminin, Türkiye yönetiminin durumu görmesi lazımdı ama bunlar hala mezhepsel, etnik, yeni Osmanlı güdüleriyle o geliyoruz, namaz kılacağız, Şam'a gideceğiz, capçurt ayağını. Davutoğlu'nun bir lafı var, her yerde tekrarlıyorum, burada da tekrarlayayım. 2012 Dışişleri Bakanı Kayseri İl Örgütü'nde konuşma yapıyor Davutoğlu. Diyor ki 1911-1923 arası hangi toprakları kaybettiysek 2011-2023 arası o topraklarda kardeşlerimizle yeniden kucaklaşacağız. Davutoğlu Türkiye'ye bu kadar tehlikeli bir adamdır. Erdoğan'dan daha tehlikelidir, yayılmacıdır, hayalperesttir, uçar yani. Ve en tehlikeli yönde gördüğü hayali gerçek sanarak siyaset yapıyor. Bunu da hep söylüyorsun, evet. Bunu söylerim. Peki genç bir Timur Kağan Özel diyor ki abi gençlere bir İpsala Kapıkule diyorsunuz. Tavsiyenize uymak istiyorum ama param yok, ne yapmalıyım? Üniversite mezunu işsiz gencim diyor. Her birey kendisi için neyin doğru olduğunu bilir, çaresine bakar. Liberal bir cevap oldu. Genç arkadaşım devletten bekleme her şeyi. Kendin gideceksen gideceksin diyorsun. Peki asgari ücretle ilgili bir de bir soru var. En sonunda onu sorayım. Tamam. Şimdi asgari ücrete yapılan zamları eleştiriyorsun sen yüksek sesle. Ne yapsın bu millet, taş mı yesin? Hayır, eleştirmiyorum. Asgari ücreti bu kadar düşük tutan kafayı eleştiriyorum. Çünkü bu coğrafyada ki bir ülke demin anlattım. Hı. Sağımız solumuz zenginlik dolu. Genç nüfusumuz var falan filan. Potansiyelimiz var. Üç kıta arasında jeopolitik önem falan filan. Böyle saçma sapan bir rakamın asgari ücret olması kötü yönetildiğimizdendir. Asgari ücretin eğer 40 kişilik kadroya 4000 kişi kapıya diziliyorsa o ülkede asgari ücret tabii ki sefalet olur. Demek ki iş sahası yok insanların çalışacağı. Demin kaç tane otomobil fabrikası saydım değil mi? Türkiye'ye gelecekti, gelmedi. Diğer ülkelere gittiler. İşte iflaslar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Onun için asgari ücreti arttırmanın bir tane yolu vardır. Kanunla, toplu sözleşmeyle falan arttıramazsınız. Emeğe talebi arttıracaksınız. Ben 40 tane adam aradığım zaman 4000 adam kapıda kuyruksa ben orada buna 10 veriyorsam arkadaki 9'a razı, o 8'e razı. O boğaz tokluğuna razı. Orada emeğin değeri artmaz. Ama 40 kişiye ihtiyacım var, 4 kişi kapıdaysa orada 10 veriyorsam 12 veririm. 12 veriyorsam 14 veririm. Bugün işte işsizliğin sıfır olduğu Amerika'da ücretler son 50-60 yılın rekor düzeyinde. Onun için yatırımı çekmek lazım. Ama fabrika, ama alışveriş merkezi, ama kuru yemişçi, ama ayakkabı tamircisi. Cüneyt Özdemir soruyor. Selamlar Cüneyt.
Diyor ki eleştirilerin neredeyse tamamına katılıyorum. Çözüm önerisi ne? Eleştirmek kolay, çözüm ne düşünüyor? İyi yayınlar. Neyin çözümü diyorsun? İşte artık bilmiyorum. Hani geldiyse iktidar yani, ne yapacaksın? Böyle kolay. Bir kere şey mesela ekonomik olarak düşünüyorsanız şimdi verdim örneğini. Yatırımı çekeceksiniz. Yatırımı şimdi çözüm bir cümlelik çözüm önerisi tek adam rejiminden kurtulmamız lazım. Bu birinci çözüm. Çünkü keyfiyetle yönetilen. Peki sen şimdi CHP'nin genel başkanısın. Evet. Tamam değilsin LDP'nin. Durum da bu. Evet. Ne yaparsın hamle olarak? Ne yapacaksın? Şimdi oy oranın belli. Tamam mı? Full iktidar olamıyorsun. Evet. Diğer oyuncular belli siyasetteki. Doğru. İşte bir yanda Davutoğlu, Babacan, İyi Parti, HDP. Şimdi İyi Parti ile HDP'nin zaten durumu belli. Ne yapacaksın? Kılıçdaroğlu olsan ne yaparsın? Bana AK Parti o kadar çok malzeme veriyor ki benim bunu salı günleri o kürsüden ayrılıp 130-140 kaç milletvekili varsa çarşıya, pazara, sokağa salarım. Her gün bir konuyu birine veririm. Efendim dini değerleri yaşamımızın merkezine taşıyacağız mı dedi. Bunu 80 milyonun kafasına vurgulaya vurgulaya eleştirmekten sen sorumlusun. İmamoğlu seçimi televizyonda kazanmadı. Pazar yerlerinde kazandı. Diyalog kurarak kazandı. Teyzeciğim diyerek kazandı. Bugün CHP'de, bugün Türkiye'nin baş sorunu şey, ekonomik kriz. Açlık, sefalet ya millet çöpten şey yapıyor. İşsizlik. Ya senin kurmayları mı? Siz senin Sayek Böke'yi bir gün sokakta gördünüz mü? Gördük ya o kadar ya bir değil. Pazar yer, hayır bugünlerde. Veya diğer kurmayları. Hurşit Güneşler var efendim. İlhan Kesici çıksın her gün konuşsun. Kendi kanalından versin. Sosyal medyayı kullansın. Sokağa çıksın. Pazar yerine gitsin. Diğer laiklik karşıtı. Hukuk devleti karşı söylemler. Ben sadece Kılıçdaroğlu'ndan dinliyorum. Bazen Özgür Özel çok güzel konuşuyor ama orada bitiyor. Bunu benim onu seyrettiğim kanalı AK Parti tabanı seyretmiyor ki. O Ülke TV seyrediyor, öbür 24'ü seyrediyor, onu seyrediyor, bunu seyrediyor. Ama sokağa çık, yani İmamoğlu çok güzel örnektir burada. Nasıl kazanıldı? Nasıl şimdi kazanıldı? O zaman Cüneyt'in ek sorusu var. Siyaseten çözüm nedir diyor. Seçimlere inanmadığını söylüyorsunuz ya. Seçimlere inanmadım. Yani bu şartlar altında seçimlerin bir şey değiştireceğini sanmıyorum, inanmıyorum. Ama demin dediğiniz gibi hani YSK şunu diyebilmeli, YSK'nın 11 yargıcı. Abi ben yapabileceğimi yaptım, kusura bakma İstanbul gibi. Şunu 800 diyeceğim, o tabandan o şey gelse. Yani işte CHP dediğini yaptı falan inanılmaz. Bir hareket baş, tabandan öyle bir hareket gelse. Evet. O zaman ne yapacak? YSK'da teslim olur. Bu iş böyle mi çözülür? İstanbul gibi olur. Olabilir o zaman. Evet. Yani inanılmaz bir %10 farkla. Yani ben %1-2 ile Erdoğan'ın seçim gecesi çıkıp da rakibimi tebrik ederim. Seçimi o kazandı. Ben saraydan çarşamba günü çıkıyorum. Bu demokratik yarıştı. Millet bana muhalefet görevi verdi falan diyeceğini ben hayalini kuramıyorum. Ama siyaseten şeyde yapıldığı gibi, İstanbul'da olduğu gibi, orada da HDP'ye dua etsin CHP açıkçası. Bunu herkes biliyor. Teşekkür etsinler HDP oylarına. Ona İyi Parti'ye de canım o zaman. İyi Parti'ye de, doğru, doğru. Dolayısıyla böylesine bir 800 binlik fark attığı gibi, Türkiye genelinde 188.008 sandığa sahip, İstanbul'da sahip çıktığı gibi çıkabilirse... YSK'yı da seçim şeyi de oy farkını da arttırıp da o zaman bambaşka bir senaryo. YSK'da diyecek ki reis yapabileceğimizi yaptık. Ya o zaman burada muhalefetin tek yapabileceği şey eğer seçimleri kazanmak istiyorsa oy farkını açabildikçe açmak. Bunun için de diyorsun ki sokağa önce inecek. Önce farkı kapatıp sonra evet öne geçip. Yani ben siyasetin sokaktan şey getireceğine inanıyorum. Meyve vereceğine inanıyorum. Seni de çarşıya çağırıyorlar. Cem Bey de insin diyorlar çarşıya. Ben bugün Beşiktaş çarşıdaydım. İçtin mi biri? Bir bira içmişsindir çarşıya. Pizzayla iyiydi. Peki. Çok teşekkürler bu keyifli rica sohbet ederim. Için. Evet. Sorular için, izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşürüz.